Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere girişimlerimiz, denemelerimiz bitmek tükenmek bilmiyor. Bu sefer de testimize arabanın dışında başlıyoruz. Volvo V40 geldi. Bu sefer T3 motoruyla geldi. Daha önce T4 ile gelmişti. Gene R Design'dı, gene otomatik şanzımandı. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki haftalarda XC90'da teste gelecek. Şimdi geleneksel olarak iç mekana geçmeden önce sizi V40'la kısa bir süre baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. V40'ı anlatmaya içeriden başlıyoruz. Malzeme kalitesinden başlayalım arkadaşlar. Yani burada çoğunlukla diyorum, her yerde değil ama çoğunlukla premium kalitede bir iç mekan, bir kabin var. Malzeme kalitesi var. Koltuklar özellikle bayağı detaylı. Detaylı ne demek? Mesela burada nubuk var galiba. Nubuk oluyor bu. Ki nubuk, alkantara ve süet arasındaki farkı biriniz anlatırsa sevinirim. Burada deri var. Burada delikli deri var. İşte arada beyaz şeritler falan var. Çok güzel koltuklar. Direksiyon aynı şekilde. Biraz benim zevkime göre fazla büyük ve fazla kalın bir direksiyon. Biraz daha kibar, biraz daha küçük olabilirdi. Ama işte R dizaynı falan hoş. Düğmeler hoş. Genel olarak düğmeler, bunların dönme, çevirme hareketleri fena değil, fena değil. Hafif bir eskilik var yalnız. Yani şuraya bir baktığımda artık bu araba yavaş yavaş makyaj istiyor, dedirtiyor. Çünkü epey de bir kalabalık var. Kullanım kolaylığına ayrıyeten değinirim. Ama zaten 2016'da önümüzdeki aylarda bu araba makyajlanacak. Burayı ne derece değiştirirler bilmiyorum ama hafif bir eskime ibareleri başlamış. Konsolun ve kapıların üst taraflarında çok güzel bir mesela doku var. Şunu hangi kamera görüyor bilmiyorum ama zaten araya da görüntüleri koyarlar. Şimdi bu yumuşak, güzel ve dokusu da güzel. Dümdüz bir plastik değil bu. Ama kapı üstlerindeki, tamam, görüntü olarak, görsel olarak aynı şekilde devam ediyor ama sert. Premium arabalarda kapı üstleri önde sert olmaz. Yumuşak olmalıdır. Buralar sert. Bu bir eksi. Vites topuzu hiç fena değil. Bunun torpidosu çok da büyük değil. Orta büyüklükte. Bu arada ne görüyoruz burada? Soğutma görüyoruz. Tabii görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama malzeme kalitesi olarak arkadaşlar bu torpido premium değil. Burada standart C ayarında, ki Golf'ün bile torpidosunun içindeki kaplamalar, sünger kaplamalar falan bundan çok daha kaliteli. C'nin de altlarında bir torpido kalitesi var. Buraya özenmemişler. Biraz daha güzel bir süngerle müngerle kaplamaları gerekiyordu. O iki noktada, kapı üstleriyle torpidoda düşüyor malzeme. Onun dışında pek düştüğü bir yer yok. Eşya gözleri olarak burada mesela iki tane bardaklığımız var. Çok da güzel bir sürgüsü var. Şurada gizli bir göz var ki orada ne var? Galiba cüzdanım var burada. Genelde cüzdanınız ya da telefonunuzu, görmek istemediğiniz telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Güzel. Ayrıca mesela burası derin. Yani buradan hiçbir şeyin düşmesi mümkün değil. Çünkü sağdan soldan güzel iki tane çıkıntı koymuşlar. Ayrıca burada da gene kapaklı gözümüz var. Bir tane USB girişimiz var. 12 voltluk bir tane prizimiz var. Derince bir göz, güzel bir göz. Kolçağımız ileriye geriye bu arada oynuyor. Yukarıya aşağıya oynuyor mu? Hayır, oynamıyor. Sadece ileriye geriye oynuyor. Evet, ani bir mekan değişikliğinden sonra testimize devam edebiliriz. Mesela buradaki yolcu koltuğundaki, eğer elektrikli kumandaları almak istiyorsanız, onlar gene bir opsiyon halinde sunuluyor. Eşya gözünü bitirelim. Burada gözlüklük yok ama gözlüklük de bir opsiyondu, şimdi hatırladım. Burada far kumandaların altında bir çekmece yok ama küçük bir oyuk var. Çok küçük bir oyuk var. Oraya ancak garaj kumandası falan girer. Ama gene de koymuş olmaları güzel. Kapı içleri küçükçe, pek büyük değil. Koltuk altlarında herhangi bir çekmece yok. Arka tarafta, yani şöyle izah edeyim, diz mesafesi hiç fena değil. Diz mesafesi gerçekten iyi, C segmentleri seviyesinde. Ama baş mesafesi pek öyle değil. Bir de tabii bu arabada cam tavan var. Cam tavanın da etkisiyle baş mesafesi hani 1.84-1.85 falan limit. Kısıtlı bir baş mesafesi var. Diz mesafesi gayet güzel. Bu arabanın içinde yalnız şöyle bir durum var. Biraz klostrofobik. Yani siyah ağırlıklı olmasıyla da alakalı olabilir. Ama arabanın iç mekan genişliğiyle de, fiziksel direkt limitlerle de alakası olabilir. Biraz araba üzerinize doğru hafif geliyor gibi. Özellikle arka tarafta bu var. Ama önde de mesela ben hiçbir zaman burası oh ne kadar ferah, ne kadar rahat, yayıla yayıla oturabiliyorum. Özellikle sağ tarafta mesela sürücü koltuğunda pek öyle bir durum yok. Burada sürücü otomobili izlenimi veriyor size bu darlık. Ama yolcu koltuğunda kendinizi biraz daha böyle şey hissediyorsunuz. Biraz daha kapanmış hissediyorsunuz. Çok ferah, çok geniş bir araba değil. Özellikle
ki yolu eğer bir insansanız, geniş iri bir insansanız, bu araba size biraz dar gelebilir, üzerinize gelebilir. Donanımlara ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Özellikle opsiyonel donanımlarla beraber. Mesela hemen şu anda orada ortadaki Harman Kardon yazısını kesiyorum. Harman Kardon müzik sistemi opsiyonu var arkadaşlar. Bu arabada en üst düzey diyebiliyorum. Premium diye geçiyor. Orada bir hoparlör var. Kapılarda ikişer tane var. Var oğlu var. Bir sürü yerde hoparlör var. Yani o Volvo'ların müzik sistemini seviyoruz. Hakikaten seviyoruz. Bunu da ben çok beğendim. Yalnız yüksekliği gene diğer Volvo'larda da söyledim. Böyle bir tık daha insan üstünü istiyor. Çünkü en yukarıya kadar çıkartabiliyorsunuz. Bozulmuyor. O güzel bir özellik. Ama bazı şarkılarda bazı şeyleri dinlerken bir tık daha keşke yukarıya çıksaydı diyorsunuz. Mesela artık açalım. Şu anda power. Yani güzel de çekiyor. En yukarıya kadar çıkartabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde bozulmuyor arkadaşlar. Hakikaten çok detaylı, çok ayrıntılı ve hani neredeyse profesyonel diyebileceğim bir müzik sistemi. Çok güzel müzik sistemi. Ama tekrar söylüyorum, arabada standart gelen bir müzik sistemi değil bu. Opsiyonel. O yüzden aslında bu kadar iyi olması da normal diyebiliriz. Güzel çalışan, güzel güvenlik donanımları var ama çoğu gene opsiyonel. İşte City Safety'den tutun da Bliss, yani kör nokta uyarıya, adaptif kontrolden tutun da işte çarpışma önlemeye, bilmem neye kadar bir sürü güvenlik donanımı var ve bunlar genel olarak güzel çalışıyorlar. Yani özellikle adaptif cruise kontrolü çok güzel çalışıyor. O da nedir? Mesela en son CX-3'te bu gelmişti. CX-3'te hatırlarsanız 25 km'nin altında devreden çıkıyordu. Bu tür sistemler genelde sıfıra kadar çalışmazlar. Bu sıfıra kadar çalışıyor. Yani ne demek? Önünüzdeki araba durduğunda bu da oraya kadar yavaşlıyor ve duruyor. 2-3 saniye kadar duruyor. Tamam, adaptif cruise kontrolü devrede. Sonra devreden çıkıyor. Devreden çıktıktan sonra araba tekrar önünüzdeki araba yürürse tek yapmanız gereken şu refresh düğmesine basmak. Ondan sonra tekrar öndeki arabayı görüp onun arkasından mesafeyi sabit tutarak ilerlemeye devam ediyor ve adaptif cruise kontrol gerçekten güzel çalışıyor. Şerit takip sistemi mesela gene güncel modellerde olduğu şekilde sizi şeritte tutuyor. Yani ne yapıyor? Direksiyona kuvvet uygulayarak şeritten çıkmanıza engel oluyor. Sizin yerinize bayağı da bir kuvvet uyguluyor. Yani siz inatla böyle şeritten çıkmak için sağa doğru eğer direksiyonu çevirirseniz o da inatla sola doğru çeviriyor ve siz sonunda zaten vazgeçiyorsunuz şeritten çıkmaktan, şerit değiştirmekten, kendi şeridinize gitmeye devam ediyorsunuz. Uyarıları güzel. Onu ben mesela çok seviyorum. Burada mesela ön tarafta bir kırmızı ışıklar yanıp sönüyor ve onunla beraber hakikaten bir alarm, yani bir acil durum olduğunu size ifade eden bir ses geliyor ve bütün bu sesler, bütün bu görsellikle beraber hakikaten diyorsunuz ki bir sıkıntı var. Yani frene basayım ve bir yandan da panik de olmuyorsunuz aslında. O güzel bir şey. Onları çok güzel ayarlamışlar. Yani çünkü çok ince detaylardır onlar. Işıkların konumları, ışıkların parlaklıkları, sesin frekansı falan, bunların hepsi üzerine çalışılmış. Güvenlik sistemleri çok çok güzel çalışıyor. Ekranlardan da son olarak bahsedelim. Yani ikisi de güzel. Şöyle, ikisine çözünürlüğü bir kere çok güzel. Bu araba eski bir araba olmasına rağmen ya kadran tamam. Kadranın biraz tırtıklarını, o karakterlerin köşesindeki o tırtıkları, köşeleri görüyorum. Görmeye başladım. O da biraz geride kaldığını, biraz eskidiğini fark ettiriyor ama gene de ben eski, demoda hiçbir şekilde demem. Gene dijital. İşte renkleri çok güzel. Bunun kişiselleştirilebilmesi çok güzel. Cruise kontrolü açtığınız zaman cruise kontrole dair işte önünüzdeki arabayla aranızdaki mesafeyi gösteren çok güzel grafikler çıkıyor. Dolayısıyla kadrandaki bütün ekranlara ben halen çok beğeniyorum. Aynı şey burası için de geçerli. Yani çözünürlük ve gene grafikler olarak. Bu da güzel bir ekran. Benim V40 menüler var. Yalnız tamam, çözünürlük güzel. Mesela hızlı da çalışıyor. Klima ayarları falan. Dokunmatik bir ekran bu arada gördüğünüz üzere değil. Basınca böyle garip garip şeyler oluyor. LCD'nin karakterinden dolayı. Yalnız kullanımıyla ilgili şunu söylemek lazım. Hatta burada da bir parantez açacağım size özel. Şimdi ilk V40'ta tamam demiştik ki menülerin yerleşimi mantıklı, kullanımı rahat. Şu anda mesela ben bunu kullanımın rahat olduğunu düşünmüyorum. X60'da da düşünmüyordum, bunu da düşünmüyorum. Niye? Hatta bunun üzerine de bayağı bir sağda solda yorum okudum. İşte dün ne diyorlardı, bugün ne diyorlar diye. Şimdi arkadaşlar V40 bize ilk V40 geldiğinde 3 sene önceydi. Yani sene 2013'tü. Aradan 3 sene geçtiğinde bazı şeyler değişebiliyor. Bu ne demek? Yeni arabalarda bazı şeylerin nasıl daha iyi yapıldığını, ne kadar daha iyi yapılabildiğini görüyorsunuz. Onları tecrübe ettikten sonra o eskiden gördüğünüz size ve iyi gelen, düzgün gelen şey artık o kadar iyi gelmemeye başlıyor. Yani çünkü otomobillerde, otomotivde özellikle bu elektronik sistemler, ekranların teknolojisi çok hızlı ilerliyor. 3 sene de çok ciddi bir süre zarfı. Dolayısıyla 3 sene önce bana iyi gelen bir şeyin şu anda iyi gelmemesi gayet doğal. Benim V40'a bir daha giriyorum.
bir sürü mesela kaçma, işte DSCOF, Driver Alert, City Safety falan bütün donanımlar çıkıyor. Bunların bazılarını bu arada buradan tek bir düğmeyle de kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Fiziksel olarak buraya atamaları. Her seferinde her şey için alt menülere girmenize gerek kalmıyor. Buradan da açıp kapatabiliyorsunuz ama bütün butonlar için bu geçerli değil. Neticede şöyle söyleyeyim. Bu benim kullandığım 3. ya da 4. Volvo ama bir iDrive'a ya da bir Audi'deki MMI sistemlerine göre buna hakim olmakta çok daha fazla zorlanıyorum. Bu da zaten sistemin genel özeti. Anahtarsız burada çalıştırmamız var ama anahtarsız bu araba çalıştırmak için bu anahtarı mutlaka buraya sokmanız gerekiyor. Ondan sonra düğmeye basıyorsunuz. Bir de anahtarsız girişte yok. O da gene bir opsiyon. Şimdi anahtarsız giriş olmayınca bir de bunu her seferinde buraya sokmak zorunda olunca açıkçası bu donanımın hiçbir işlevi kalmıyor. Yani bu düğme olmasaydı da şurada geleneksel kontak anahtarı olsaydı da ben bunu buraya soksaydım zaten aynı kapıya çıkacaktı. İç mekanla işimiz bitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi o zaman yola çıkalım. Volkan sen buraya şöyle bir alengirli bir efekt koyarak bizi sahil yoluna doğru fırlat. Ve geldik konfora. Arkadaşlar ilk gelen V40 T4. Burada biraz daha farklı bir süspansiyon ayarı söz konusu. Ya T3'e göre farklı bir süspansiyon kullanmışlar ya da bu arabada alçaltılmış sasi opsiyonu var. Daha PDF'i gelmedi arabanın. Geldiği zaman buraya altyazı olarak şayet o opsiyon varsa ekleriz. Araba Volvo'lardan alıştığımız şekilde puf puf değil. Yani sert bir araba. Mesela şu anda boyalardan geçiyoruz. Bunlar hep kısa 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 ve hepsi içeride. Uzunlardan geçerken, uzun kasislerden geçerken, arabanın süspansiyonun çalışması için yeterli vakit varken buralarda sıkıntı yok. Ama çoğu arabada zaten oralarda sıkıntı yok. Şu anda gene mesela boyalardan, sahil yolumuzun meşhur yamalarından, boyalarından geçiyoruz. Bunlar işitsel olarak da, hissiyat olarak da içeride. Kısalar genelde bu arabada içeride. Yani sık sık arka arkaya gelen ve çok derin olmasa bile hafif bir keskinliğe sahip çukurlar, kasisler. Bu arabada içeriye fiyat seviyesinden daha aşağılarda, oldukça daha aşağılarda giriyor. Hani T3'te değil de daha ziyade T5'te bekleyeceğiniz bir süspansiyon ayarı var. Yani çok aşırı bir sertlik, çok aşırı bir gerginlik yok. Böyle spor araba gibi de değil de daha ziyade bir sakarlık var. Yani arabanın bozuk yollarda, şehir içindeki işte sokak aralarındaki bozuk yollarda dengesi bozuluyor. Esasında üzerinde 17 inç kış lastikleri var. Böyle çok sert olması için, çok rahatsız etmesi için pek bir sebep değil bu. Modern standartlara göre jantlar küçük. Kış lastikleri normalden daha yumuşak. Ama bu araba buna rağmen bozuk yollarda sık sık rahatsız ediyor. Aslında genel intibasının, koltukların mesela yumuşaklığını falan düşündüğünüz zaman onlardan size sürekli bir o Volvo'nun standart klasik ana kucağı hissiyatı geliyor. Hep böyle bir dinginlik, sessizliğiyle de beraber hep böyle bir dinginlik var ama bu sadece düzgün yollarda geçerli. Bozuk yollarda bu bozuluyor. Ve motor! Volvo'nun arkadaşlar bayağı üstüne basa basa tanıttığı, çok üstünde durduğu bir motor. T3 1.5 litre benzinli turbo 150 küsur beygir bir şey. 250 Nm torku var. Genelde teknik verilerden çok fazla bahsetmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıcı bir mevzu olduğunu düşünüyorum ama bu motorda teknik verilerden bir kere bir paragraf açıp bahsetmek lazım. Neden? Bundan önceki T4 neydi? 1.6'ydı ve 180 beygirdi. Bu baktığınız zaman hem hacmi daha küçük hem gücü daha küçük ama geri kalan teknik verilerin hiçbiri daha kötü değil neredeyse. Birincisi torku daha fazla. 250 Nm, 10 Nm falan eski motordan daha torklu. İkincisi 0-100'ü daha iyi. 0.2 saniye eskisinden daha iyi T4'e göre. Üçüncüsü daha hız yakıyor. Yani bu hem fabrika verisi olarak daha hız yakıyor hem benim tecrübelerim olarak daha hız yakıyor. Mesela şu anda testin başından beri 6.2 litreyle gidiyorum ama çok çok sakin gidiyorum. Bunu zaten size ortalama olarak söylemeyeceğim. T4'e göre net bir şekilde arkadaşlar bu araba daha az yakıyor ve gidişi de performansı da daha kötü değil. Yani belki 100'den sonra o biraz daha iyiydi ama 100 kilometreye kadar, 100-120'ye kadar falan bu arabada ya demedim ki hiçbir zaman T4 ne güzel gidiyordu da bu gitmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Fabrika verisi neyse gerçekten yoldaki hissiyatı da o. Aynı o motor gibi bu arabada çok güzel yürüyor arkadaşlar. Performansı çok tatmin ediyor. Tabi burada şu var, araba muadillerinden daha ağır. Bu ağırlık farkı da hem ekstra tüketim olarak hem daha düşük, kısmen daha düşük performans olarak evet etki ediyor. Yani bir A3'de olsaydı belki motor daha iyi yürüyecekti ama bu otomobilde demedim ki hani 150 beygirden daha kötü gibi hissettiriyor. Hakikaten 150 beygir gibi sonuna kadar, en son beygirine kadar hakkını veriyor. Arabanın performansı çok güzel, motorun teknolojisi güzel. Zaten kağıt üstündekilerden de belli. Çıkardığı sesler, yani sesi ehli bir ses.
ne demek ehli? Ya medeni bir ses. Çok fazla sesi çıkmıyor. Genel olarak arabanın zaten her tarafı sessiz. Ama kompresör uğultusuna benzeyen hoş bir ses çıkartıyor. Kompresör yok tabii, araba turbo, ama o uğultu, o vızıltı yüksek devirlerde, ondan sonra devir tekrar düşürken vites yükselttiğinde o çıkan ses çok güzel, hoşuma gitti. Arkadaşlar, genelde bu otomobil şehir içinde 8,5 litre civarında bir tüketimi var. Gazlarsanız ciddi manada yükseliyor. Birazdan zaten sürüş dinamiklerini anlatırken ne kadar yükseldiğini söyleyeceğim. Ama düşüğü nedir? Yani 7 litre. Hani gerçekçi uzun vadede 7 litreyle falan da gezebiliyorsunuz. Trafiğe girdiğiniz zaman yavaş yavaş kademe kademe yükseliyor. Eğer gazlarsanız iyice ciddi manada yükseliyor. Ve şanzıman. Arkadaşlar, burada gene yeni nesil bir şanzımanla tam elimin altında baş başayız. Nedir? 6 ileri Geartronic diye geçiyor. Çift kavrama değil, tork konvertörlü. Tam otomatik yani. Ayis'in imzalı ve Ayis'in artık son zamanlarda daha sık gelmeye başladı ve hemen hemen bütün Ayis'inleri de biz çok seviyoruz bu şanzımanı. Yani çoğunlukla çift kavrama gibi çalışıyor. İyi bir çift kavrama gibi çalışıyor. Ama şöyle, hani şehir içi trafikte tork konvertörünün yumuşaklığı, pürüzsüzlüğü var. Ama performansı kullandığınız zaman tork konvertörü standartlarından daha iyi, daha hızlı vites atıyor. Tepkileri güzel. Genellikle bir de akıllı. Yani Ayis'in, ben busunu seviyorum genelde. Akıllı bir şanzıman. Normalde siz otomatikte kullanırken yapmak istediklerinizi, olmak istediğiniz vitesi genelde kendisi seçiyor. Bir tane durum hariç. Sürüş dinamiklerine daha detaylı bahsedeceğim. Performanslı kullanımda bir tane büyük hata yapıyor. O da şanzımanın tabii oranlarıyla da alakalı olabilir. Ama orada detaylı olarak bahsedeceğiz. Ama performanslı kullanımda da yani çok fazla geride kalmıyor. Çok fazla temposu düşük kalmıyor. Kulakçıkları maalesef yok. O da bir opsiyon. İsterseniz parasını verip alabiliyorsunuz. Ama bu arabada yok. Bu mesela önemli bir sınavdır. Çok küçük bir gaz hareketiyle araba ne yapacak? Şimdi biraz küçük bir gaza dokunuyorum. Hıbıt, dokundum. Hemen fırladı ileriye. Önce bir galiba vites küçülttü. Vites küçülttükten sonra da hemen fırladı ileriye. Genelde bunu mesela çift kavramalarda, DSG'lerde falan ne oluyor? Hep konuşuyoruz. Basıyorsunuz ama vites küçültmediği için fırlamıyor ileriye. Böyle boşa bir çevirme, devrin aşırı düşük kalmasından dolayı gitmeme durumu, sizinle daha fazla basma durumunuz falan oluyor. Çift kavramalarda bunu genelde, gerçi DSG'lerde daha çok, bütün çift kavramalarda yok da bunu görüyoruz, ama bu şanzımanda öyle bir şey yok. Bastığınız anda gördüğünüz üzere böyle bastım, hemen ileriye fırladı. Çok küçük gaz hareketleriyle istediklerinizi arabaya yaptırabiliyorsunuz. Şimdi geldik sürüş dinamiklerine. Burada beni Volkan ışınla. Evet, tüketimimizi sıfırlıyoruz. Sıfırladık. Bakalım kaç akacağız. DSC kapalı. Diğer bütün güvenlik sistemleri, yardımcı sürüş destek sistemleri de kapalı. DSC de aynı şekilde kapalı. Sport'ta kullanıyoruz. Şanzımanın sport moduyla ilgili, şanzıman kısmında söylediğim gibi bazı sıkıntılar var. Bu da nedir? Mesela şu anda 3000 devire kadar düşürdü. Devri biraz fazla düşürüyor. İstiyorsunuz ki biraz daha yüksekte tutsun. Bu arada tabii ki hava sıcaklığı 19 derece ve bizim kış lastiklerimiz var. Önden kayma mevcut. Bunlar gayet olan şeyler. Şu anda mesela 6000'e kadar yükseltti. Fakat vites şimdi yükseltti. Mesela vites yükseltti ama devir çok düşük kaldı. Devri biraz fazla düşürüyor. Devrin daha yukarılarda, 4000'in hiç hemen altına inmemesi gerekiyor. Şanzımanda öyle bir durum var ama onun dışında sürüş dinamikleri bakımından araba keyifli, oldukça keyifli. Gazladıkça arkadaşlar kendine gelen, canlanan bir otomobil bu. Hafif bir fren, sabit gaz. Virajı tamamlıyoruz. Ardından sonraki viraja gelirken, yani arabada normalde sakin kullanırken beklemediğiniz bir canlılık var, beklemediğiniz bir heves var. Volvo'larda ben en çok bunu seviyorum zaten. Başta bütün o güvenlik sistemleri ve yani kısmen sakin sürüşü göz önünde bulundurunca zannediyorsunuz ki gazladığınız zaman araba sıkıcı olacak, ot olacak, odun olacak. Fakat bunları yaptığınız zaman kendine geliyor araba. Fren pedalının hissi güzel. Ama dediğim gibi kış lastiklerinden dolayı hafif bir ezilme durumu var. 19 derece kış lastikleri için oldukça yüksek bir sıcaklık. Ona rağmen ama buradaki asfalt güzel. Hiç fena değil tutuş. Başka enteresan arabada neler var? Mesela ağırlık transferlerine verdiği tepkiler çok güzel. Bunlar nedir? Genellikle arkası çok tatlı tatlı açma durum var. DSC kapadığınız zaman tamamen kapanmıyor. ESC diye geçiyor burada, DSC değil. Ama böyle bir 30 derece 40 derece kadar arkasının açılmasına müsaade ediyor. Viraja yaklaşıyoruz. Burası geniş. Burada frene gerek yok. Burada hafif bir fren. Hafif içeriden viraja giriyoruz. Araba son derece güzel bir şekilde oturuyor. Direksiyon ağırlığı şu anda uygun. Kıvamında çok yumuşak kalmıyor.
Burada tabii üzücü olan şey şu ki T4 de aynı şekilde vasat lastiklerle gelmişti. Bu araba da T3 olarak, bu da gene kış lastikleriyle ve bence hiç iyi değiller. Yani bu lastikleri sevmiyorum ben. Başka iki test arabası daha bunlarla gelmişti. Kötü lastiklerle geldikleri için arabanın tam olarak performansını, kapasitesini tadımlayamıyorsunuz arkadaşlar. Fakat arabanın şasisi oldukça iyi ve limitler oldukça yüksek. Genelde de kaçla gittiğinizi pek hissetmiyorsunuz. Burada keskin bir viraj var. Doğru bir süratle girdik. Daha iyi lastiklerle tez zamanda ben 1V40 gelsin istiyorum. Çünkü hakikaten tekrar söylüyorum, şasinin limitler oldukça yüksek. Ve ürkütme durumu yok. Önden kayma durumu var gördüğünüz üzere. Bu da kış lastiklerinden kaynaklanıyor. Biraz daha muntazam bir şekilde girip daha uygun gaz emirleriyle yolda tutunuyor ama gene T4'tekine benzer bir şekilde çok hafif bir torque steer muhabbeti var. Ve gazla beraber kafanın açılma durumu var. O da büyük oranda lastikten. Hani T4 daha güçlüydü de T3 sonuçta, yani bu güçle bu kadar kafanın açılması, bu kadar patinaja kalması normal değil. Gene 18 derece kış lastiği vesaire. Burada gene hafif bir viraj. Burada gene daha sert bir viraj. Lastikler bu arada iyice ısınmaya başladı. Bu tabii kış lastiği için çok iyi bir şey değil. O yüzden yavaş yavaş temponuzu düşürüyoruz. Ve tüketime bakıyorum arkadaşlar. Bunu görmek istemezsiniz. 25.6 yazıyor. Dip gaz. Top herhalde 2 dakika, 3 dakika ya da en fazla 5 dakika falan gazlamışızdır. 25 litreye kadar tüketim yükseldi. Yani bu arabayla ilgili hani size verebileceğim en büyük tavsiye, eğer alacak olursanız arkadaşlar, bulabildiğiniz en iyi lastiği arabaya takın. Çünkü herhangi bir vasat ya da normal ya da sadece iyi bir lastik bile arabanın şasisinin yapabildikleri yanında aşağılarda, gerilerde kalacaktır. En iyi lastiği takmak lazım. Hak ediyor çünkü araba. Hisli bir direksiyon yok. Çok mükemmel vites geçişleri de yok. Ama arabanın şasisi, altyapısı çok çok beğeniyorum. Hem keyifli hem bir yandan dinginlik var otomobilde. Gürültü, ses seviyesi, gürültü düzeyi oldukça düşük. O yüzden de kaçta gittiğinizi pek fark etmiyorsunuz. Ve hep bir güven söz konusu. Yani araba kaymadığı müddetçe düz yolda giderken, hızlı giderken, ne kadar hızlı giderseniz gidin, hep araba size güven veriyor. Ve viraja girdiğiniz zaman da keyif veriyor. Ve bunlar da zaten bir ara geldiğinde sürüş dinamiklerini çok başarılı kılıyor. Bu arada tabii önden çekişli bir otomobilde gördüğünüz üzere mekanik bir el frenine sahibiz. Bu çok güzel, çok önemli bir özellik. Bilmiyorum bu arabayı daha doldurduğunuz zaman elektronik el frenine geçiyor mu ama şu haliyle bu arabada mekanik el freni olması beni çok çok mutlu etti. Nihayetinde çünkü performanslı bir araba ve önden kaymaya da gücüyle beraber, lastiklerinin durumuyla beraber çok müsait bir araba. O tür durumlarda mekanik el freninin size çok büyük yardımı dokunabilir. Geldik sonuç kısmına. Sonuç kısmıyla beraber bu arada yağmur yağmaya başladı. Çok manidar oldu. Arkadaşlar bu araba üzerindeki opsiyonlarla beraber 130 kağıt. Ağır dizaynla, T3 motorla 105, 110. Yani sitede 110 yazıyor. Başka bir PDF dosyasında 105 yazıyor. Bilemiyorum. Öyle bir başlangıç fiyatı var. Üzerindeki opsiyonlar bütün bu güvenlik donanımlarıyla falan beraber 130'a kadar fiyatı çıkıyor. Valla başta yani biz ailece... Yani Volkan'da ben de 150'ye yaklaşan muhtemelen bir fiyatı vardır diye tahmin etmiştik. Ben gene 130-140 civarında olmasını istiyordum. Dolayısıyla beklentilerim doğrultusunda bir fiyatı var bu arabanın. Büyük oranda hak ettiğini düşünüyorum. Yani burada bir konfor gibi büyük bir soru işareti var. Şu anda mesela testi bitirirken gene böyle takır tukur hepsine giriyorum. Ve yani yok. Hani buralarda çok çok aşağılara iniyor. 130'un çok aşağılarına iniyor. Keşke süspansiyonlarda daha düzgün bir ayar yapsa idiler. Ama bunun ötesinde düzgün yollardan giderken ve özellikle mesela donanımlar bazında ve donanımların nasıl güzel çalıştığı ve arabanın size genel olarak hissettirdikleri, ya o premium his sonuna kadar var bu arabada, öyle izah edeyim. Normalde mesela 130 demezsiniz bir segment arabayı, hak ediyor falan demezsiniz ama bunlar premium olduğu için o aradaki işte Astra'ydı, Golf'tü, Focus'tu vesaireydi, onlarla aradaki fiyat farkını çoğu koşulda doğruluyor bu arabalar. Yani A3 için de bu geçerlidir. Bir serisi için de bu geçerlidir. Bunlar hakikaten daha özel ve daha pahalı hissettiren arabalar. Bir de bu otomobilde tabii başka bir ekstra şu ki o bahsettiğim rakipler hep Alman ve bir klişelik var, bir standartlık var. Alman rakiplerden daha değişik bir araba bu. Daha özgün bir araba. Onlara benzemeye çalışma durumu bu arabada yok. Bu arabada en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Çok karakterli bir araba. Başka da hiçbir şeye benzemiyor. Dolayısıyla yani sırf bu yüzden bile V40 bende ayrı bir yerdedir, ayrı bir bölgededir, konforu, süspansiyonu hariç. Evet arkadaşlar, bir T4
testimizin daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi bu videoyu eğer beğendiyseniz, bu testi beğendiyseniz beğen düğmesine buralarda bir yerde mutlaka basınız. Bize abone olmadıysanız mutlaka bize abone olunuz. Kayboldum bu arada galiba. Videoyu paylaşınız, yorum yapınız, her türlü etkileşimde bulununuz. Yoksa biz yalnız hissediyoruz. Burada canımız sıkılıyor. Böyle tek başıma deli gibi zaten test çekiyorum sürekli. Sıradaki testlerde soldan mı sağdan mı? Bence soldan. Orada veteriner var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne evet arkadaşlar. Volvo V40. Ama bu el olmadı bence ya. Niye girdim ki ben buraya? Oraya bakarsan olmaz.